Elbise ve giyme adabı. Beyaz elbise giymek müstehaptır. Siyah elbise de öyledir. Çünkü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem siyah bir sarığı vardı. Onu bayramlarda sarardı ve sardığında ucunu arkaya doğru salı verirdi. Mekke'ye girdiğinde de siyah sarık sarmışlardı. Kişi elbise giyiminde benzerini ölçü alırsa uygun olur. Onun için ne fazla pahalı olanını seçer ne de fazla kötü olanını. Çünkü bunu yaparsa insanların gıybetine sebebiyet verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbise konusunda iki şıktan biriyle meşhur olmaktan nehyetmiştir. Yani ne fazla pahalısı ne de gerçekten kötüsü ki ne fakihlerce ne de sefihlerce ayıplanmasın. Saraci rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kişinin genellikle yıkanmış elbisesine giymesi uygun olur. Ancak Allahu Teala'nın kendisine verdiği nimeti göstermek için bulursa bazı zamanlarda en iyi elbisesini de giyer ve aynı zamanda menduptur. Yalnız bütün vakitlerde en iyi elbisesini giymemelidir. Çünkü giymesiyle muhtaçlara eziyet vermiş olur. Keza kışında İki cübbe veya iki kürk üst üste giymemeli. Ancak yalnız biriyle soğuktan korunmazsa giyer. Kibirlenme ve böbürlenme olmazsa ağır kaliteli elbisenin giyilmesinde bir sakınca yoktur. Şöyle ki söz konusu elbiseyi giymesiyle veya giymemesiyle kibir ve gurur bakımından ruhi yapısında bir değişiklik olmazsa beis yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıkınca üzerinde değeri bin dirhem olan bir rida vardı ve birçok defa namaza kalkarken değeri dört bin dirhem olan rida bulunurdu. İmam Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh değeri dört bin dirhem olan rida giyerdi. Böylece Allahu Teala güzelliği mübah kılmıştır. Nitekim Allah şöyle buyuruyor: "De ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz rızkı kim haram kılmış Araf Suresi 32. ayet Kibir ve böbürlenme için elbiseyi topuklar altına kadar uzun tutmak caiz değildir Fasıkların giydiği elbiseleri giyerek onların kılığına girmek mekruhtur Şayet söz konusu elbise herkesin giyeceği bir elbise olmakla toplumun kılık kıyafetini temsil ediyorsa mekruh değildir Muhammed Alaettin El Hediyetül Alaiye Sayfa 368-370 13 Temmuz Mevlana Takvi